olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Ustalık. Bu kadroya ustalık yapacak. Değerli Belediye Başkan adayımız Mehmet İspiroğlu. Adamın hakkına aşığı, o milyonların omuzu ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın İlçe Başkanım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Sözlerime başlamadan önce Sayın Başbakanımızın selamlarını sizlere getirdim. Değerli hemşehrilerim, öncelikle bu mahallemizden bir belediye başkan adayı var. Kendilerine buradan başarılar diliyorum. Sevgili Karasurlular, bizler AK Parti adayı olarak ve meclis üyesi arkadaşlarım olarak sizlerin huzuruna geldik. 30 Mart'tan sonra sizleri idare edecek bir kadro. Sizler bizlere bizi idare edin diye 5 yıl oy vererek seçiyorsunuz. Bizler sizlere hizmet etmek için buralara geliyoruz. Sizlerin oyuna talip oluyoruz. Sizlere hizmet etmek için sizlerin oyunu istiyoruz. İnşallah 30 Mart'ta sizlerin oyuyla 30 Mart akşamı Allah nasip ederse, bizler seçilirsek sizlerin hizmetine yürüyerek değil koşarak geleceğiz inşallah. Hiç kimseyi, hiçbir siyasi partiyi, hiçbir aday arkadaşımızı kötülemiyoruz. Tabii ki biz iktidarız. Arkadaşlar gelecekler, bizler için, bizlere yüklenecekler. İşte belediyeyi idare edemiyor. Belediyede o var, bu var, şu var. Kalben söylüyorum. 4 yıl o arkadaşlarımla çalıştım. Hepsi çok değerli, çok kaliteli insanlar. Tabii ki biz başbakanımızın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtik. Başbakanımızla 2 sefer yüz yüze görüştük. Konuşup da görüşüp de etkilenmemek mümkün değil. Bunu açık açık buradan söylüyorum. 1 sefer beni gördü, 2. sefer Sayın İspiroğlu dedi. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili arkadaşlarım, ilçemizde tabii ki
büyük işlere imza attık. 150-200 trilyonluk bir iş belediye marifetiyle yapıldı. Devletin katkıları var. Tren yolu çalışmaları bugün yarın üst yapısı ihale ediliyor. Liman var. Başbakanımız da bugün birkaç kez Karasu'nun adını özellikle söyledi. Bir doğalgaz çalışması yaptık. 60 trilyon Ağdaş'ın yatırımı. Tabii ki uzun yıllar yapılmış olan yollar 6 ayda tahrip oldu. Bunun metresine devlet yasa koymuş 10 lira, yani bugünkü parayla 10 kuruş veriyor kestiği yola. 2.4 trilyon buradan Karasu Belediyesi para aldı. 5 trilyon biz İller Bankası'ndan talep ettik. Bu para şu anda TÜPRAŞ'ta. İnşallah Nisan ayı içinde asfaltlama işlemlerimiz başlıyor. 6 ay gibi kısa bir sürede hem bozulan yolları hem yeni yollar. Biliyorsunuz Karasu'da yılda 2000 konut yapılıyor. Çok en yollara ihtiyaç hasıl oluyor. Yani bugün bu caddeden geçiyorum, bir ay sonra 3 katlı bina hemen yapılmış çıkmış. Neden? Hazır beton var şimdi, hemen binalar yükseliyor. Sevgili Karasullar, 25 binlik planlarımız itiraz olmuştu, onaylandı. 3 tane sanayi bölgemiz, organize sanayi bölgemiz hazır. Bir tanesi Darıçayır'da, bir tanesi İstaniye'de, bir tanesi de Yenizköy'de, serbest bölgenin olduğu yer. Enerji nakil hattı da bağlanıyor Karasu Kaynarca. Karasu Rink'e giriyor. Osmanca, Karasu, Karasu, Kaynarca, Kaynarca, Adapazarı. Enerji kesintisi yüksek gerilimde. 154 bin kilovatlık enerji nakil hatlarında asla olmayacak. Buradan kesilse 2 dakikada kesiyor, Kaynarca'dan enerjiyi besliyor hemen. Tren yolu, otoyol, liman oldu mu? Karasu, Sakarya'nın Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı konumunda olacak. Şimdi sevgili Karasullar, bu yatırımların devam etmesi için başta Sayın Başbakanımız, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve de Karasu Belediye Başkanımız. Eğer iktidar olmazsak, iktidar olamazsak hizmetlerin akıbetini siz düşünün. Karasu Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler, doğalgaz çalışmalarına müsaade ettik. 6 ay kala seçime büyük bir risk alarak yapın dedik. Niye? Karasu için, Karasulu için. Bugün doğalgaz kullanan evler var. Şimdi Sayın Çatalbaş eleştiriyor ama ilk doğalgaz tesisini, bürosunu oğlu Karasu'yu açıyor. Biz de açılışını yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi eleştiriyor, yollar bozuk diyor. E bozulacak tabii. Belediye niye var? Yapsın diye var. Para geldi. 6 trilyon. 1 trilyonumuz da TÜPRAŞ'ta vardı. 5 trilyon daha geldi. 6 trilyon. En az 5 trilyon da malzeme alacağız. 10 trilyonluk asfalt. İnşallah Karasu'da asfaltsız yer kalmaz. Şimdi sevgili küçük Karasullar diyor ki bundan bize de düşer mi? Elbette düşer. Komşuda pişer, küçük Karasu'ya da düşer. Sevgili hemşehrilerim, gerçekten ülkemiz çok zor durumda. Tam tabiri caizse Sırat Köprüsü'ndeyiz. Ya geçeceğiz ya bu ülkeyi kurda kuşa yem edeceğiz. Bütün büyük güçler, Amerika dahil, İsrail dahil, Almanya dahil, İngiltere dahil, Fransa dahil, Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar, gelişmesini istemiyorlar. Neden? Avrupa'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da bu ülke lider konumuna geliyor. Artık her şeyini yapıyor. Dünya ile yarışıyor. Bırakın dünyayı, şimdi Sovyetler'de kış olimpiyatları oldu. Orada 24 milyon avroluk işi Türk müteahhitler yapmış. Türkiye'de 54 milyon milyar dolarlık işi Türk müteahhitler yapıyor. Yabancılar artık Türklerin olduğu yere giremiyorlar. Üçüncü, Boğaz Köprüsü'nü Türkler yapıyor. Hangi firma? Karasu Limanı'nı yapan firma. Dünyanın en büyük havalimanını Türkler yapıyor.
Türk geçişi Türkler yapıyor. Marmara'yı Türkler yapıyor. Hızlı treni Türkler yapıyor. İsterler mi Türkiye'nin gelişmesini? İstemezler. Şimdi helikopter yapıyor, uçak yapıyor. Artık Amerika, Türkiye Çin'den füze aldı diye alamazsın diyor füzeyi. Benden alacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ülkenin geldiği duruma bakın. Bir zamanlar IMF'nin kapısında Türk bakanlar esas duruşta nöbet bekliyordu. Şimdi bugün başbakanımız açıkladı. IMF isterse biz onlara borç para verebiliriz diyor. Nereden nereye geldik? Evet, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde geldi. Boşuna sevgili Karasunlar, boşuna dünya lideri demiyorlar Sayın Başbakanımıza. Bir şeyler var. Hava çok soğuk. Sizler uzun zamandır burada bekliyorsunuz. Gerçekten biz de üşüdük şu anda. İnşallah 30 Mart'ta iktidar olursak önce hizmetler Küçük Karasu'dan başlıyor. Allah'ın izniyle bu işe bitmiş gözüyle bakıyoruz. Bugün ana pazarında, Sakarya'da o kalabalığı görseniz tamam dersiniz. Bu iş bitti. Sayın Başbakanımızın Sakarya'ya gelmesi en az bütün şeyleri 10 puan yükseltti. Bunu bizzat orada kürsüye çıkarak, iki sefer kürsüye çıkarak ben gördüm. Yeni Cami'den Orhan Cami'ye kadar o bulvarlar bile doluydu. Allah Başbakanımıza güç kuvvet versin. Biz Karasu'ya gelene kadar o Bursa'ya gitmiş, televizyonu açtık, Sayın Başbakan Bursa'da konuşuyor. Ya ben Adapazarı'nda olmasam belki buna inanmazdım. Kaset derdim. Şimdi montajlar çoğaldı ya, biliyorsunuz her gün bir kaset çıkıyor piyasaya. Allah Başbakanımızı başımızdan eksik etmesin. Bu memleketin geleceği için, bu gençlerin yarınları için herkes Başbakanımıza dua etsin. Düştüm, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Sözünü verdi, çıktı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan.